Tabii ki bizim Sayın Tebbu'nun bu girişimiyle ilgili tabii bunun arka yönlerine bakacak olursak burada tabii ki en önemlisi barışın olması, barışın sağlanması. Askeri çözüm burada çözüm değil. Ve son dönemde tabii ki görüyoruz bunları. Ve dolayısıyla burada barış olabilir diye biz ortaya çıktık. Ve bu girişimimizin tabii ki diğer arka planına bakacak olursak burada bizim bu girişimimiz aslında esnek ve bütün imkanları içermektedir. Bütün mümkün olan bu Niger'deki sorunun çözümü için ve sadece bir konuya odaklanmamaktadır. Ve üçüncü geri dönüşe bakacak olursak burada tabii ki Nijer'in çıkarı ve aynı zamanda çevre ülkelerinin, komşu ülkelerinin çıkarları ve bölgenin çıkarı ön plana çıkmaktadır. Ve daha önce de söylediğim gibi bölge gerçekten bir ateş çemberi. Bu Kızıldeniz'den ta Atlas Okyanusu'na kadar devam etmektedir. Sudan, Çad, Libya, Nijer, Burkina Faso, Mali ve Sahra bölgesi zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim girişimimiz burada güvenliğin ve istikrarın sağlanması için ortaya atıldı. Özellikle biz komşu ülkelerle ilgili biz askeri çözümlere karşıyız. Bunu söylüyorum ve bir komşu olarak bütün bunlardan çok çok ders aldık. Libya tabii ki bildiğiniz gibi askeri müdahaleden sonra nereye vardı? Oldu bir askeri girişim ve buraya girişenler ayrıldılar gittiler arkalarında. İşte gözyaşı ve gerçekten acı bıraktılar. Ve bunu biz çekiyoruz. Dolayısıyla bizim girişimimiz dediğim gibi barışa öncelik vermektedir ve güvenliğe önem vermektedir. Sadece güvenlikle ve barışla bu bölgenin çıkarları korunabilir. Arkadaşımızın sorusuna gelince bildiğiniz gibi Sayın Bakan'ın da ifade ettiği darbeler silsilesi son yıllarda Afrika'da maalesef görmek istemediğimiz sahnelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bizce bunların iki ana nedeni var. Birincisi Afrika'da özellikle sonradan bağımsızlığını kazanmış ulus devlet olma yolunda adım atan ülkelerin devletleşmeyle ve siyasal sistemlerinin oturması ile ilgili problemler ve buna bağlı sorunlardan dolayı belli krizlerin çıktığını görüyoruz. Özellikle ekonomik kalkınmanın yapılamayışı, altyapı sorunlarının çözülemeyişi, terörle mücadele gibi konuların ortaya çıkması, hepsi yani devletleşme sürecinin tamamlanması ve siyasal sistemlerin oturması ile ilgili sorun konular. Diğer taraftan ikinci ana neden bu siyasal krizlerin dış müdahale ve bir takım emperyal güçlerin Afrika ülkeleriyle ilgili olan politikalarında takip ettiği yöntemler, tercih ettiği usuller, kullandığı araçlar. Bunların detayına girmek istemiyorum. Yani bunlar zaman zaman yazılıyor, analizleri yapılıyor. Biz de çok yakından takip ediyoruz. Bu iki ana başlıktan dolayı Afrika'daki siyasal krizler sürekli tetiklenerek devam ediyor. Biz Türkiye olarak özellikle son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde başlatılan Afrika Açılımı programını sistemli bir şekilde çok boyutlu olarak
devam ettirmekteyiz. O gün itibariyle yaklaşık 12 olan büyükelçilik sayımız şu anda 46'ya ulaşmış durumda. Bildiğiniz gibi ilk önce büyükelçiliğimizi açıyoruz. Sonradan kültürel faaliyetlerimiz, arkasından Türk Hava Yolları, iş adamlarımız, TİKA, bunların hepsi bir bütün olarak faaliyetlerini koordineli bir şekilde devam ettiriyorlar ve orada gerek kültürel hayata, gerek ekonomik hayata, gerekse kamu kapasitesini artırma konularına yönelik çok boyutlu çalışmalarımız oluyor. Tabii bu türden bir politika ve uygulama da ülkeler tarafından takdir görüyor. Türkiye'nin bir sömürge ve domine etme gibi bir niyeti olmadığını görüyorlar. Gönüllü işbirliğine dayalı, elimizdeki imkanları onlarla paylaşan ama aynı zamanda bütün taraflar için fırsat üreten bir işbirliği modelini Afrika'da bütün kurumlarımızla başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Tabii her işbirliği modelindeki başarı ve verim bir sonraki aşamayı beraberinde getirmekte. Bildiğiniz gibi yani teknik yardım, kültürel işbirliği, ticaret ve ekonomiyle başlayan ilişkilerimiz son yıllarda bazı Afrika ülkelerinin talebiyle özellikle siyasal istikrara katkı ve terörle mücadele boyutlarına da evrilmiş durumda. Son zamanlarda özellikle ülke güvenliğini sağlama adına savunma sanayiyle olan işbirliği, Savunma Bakanlığımızla olan işbirlikleri, istihbarat kurumlarıyla olan işbirlikleri giderek artmakta ve ilişkilerimiz Afrika genelinde stratejik düzeye ulaşmakta. Bu çok boyutlunun büyük bir koordinasyon ve uyum içerisinde kamu kurumları tarafından, iş dünyamız tarafından, güvenlik kurumlarımız tarafından yürütüldüğünü de memnuniyetle görmekteyiz. Bu yönde çalışmaya da devam edeceğiz. Çok önemli bir soruydu. Ben bazı konuları ilave etmek istiyorum. Yani sahil bölgesi gündeme geldiğinde önemli üç tane veriyi ele almanız lazım. Birincisi, bu bölge dünyanın en fakir ülkeleri bu bölgede. Bu birincisi. İkincisi, bu bölge terörün en fazla yoğun olduğu bölge. Ve tabii ki biz artık terör gruplarından değil, artık şu anda terör ordularından bahsetmeye oluyoruz. Bir de değişiklikler, yani anayasal değişiklikler burada tamamen yok oldu, gitti. Bütün Afrika'nın bu bölgede ki bu bölge geçen birkaç yıl içerisinde 8 defa darbe oldu. Kısa süre içerisinde bu darbeler güvenliği çözemez ve kalkınmayı da çözemez. Tam aksine bu bölgeleri daha da kötü hale getirecek, tehlikeli hale getirecektir. Dolayısıyla görüyorsunuz ki Sayın Abdülmecit de bunun işte girişimleri ve ilk satırında burada mutlaka darbelere karşı olduğumuzu ve değişiklikler, yani anayasal olmayan değişiklikler ki öyle söyleniyor. Bu Afrika yasası, Afrika kanunu aslında buna karşıdır. Bu darbeler karşıdır. Bu değişiklikler anayasal olmayan değişikliklere karşıdır. Ve 1999'da Cezayir bu konu lara ele alınmıştı. Ancak girişimlerimiz o zaman yeterli olmadı. Evet, mutlaka anayasal olmayan bu değişiklikleri yok edecek
tedbir almak gerekmektedir. Çünkü Nijer konusunda Abdülmecid Tebun ilk liderdir bu konu üzerine eğildi ve yeni metinler üretti. Önümüzdeki Afrika zirvesi için özellikle bu konudaki icraatların artırılması, özellikle darbelere karşı ve anayasal olmayan değişikliklere karşı. Ben bunu ilave etmek istedim. Sayın kardeşim Vida'nın konuşmalarına ilaveten. Teşekkür ediyorum. Özür dilerim biraz uzattım.